Merhaba, hoş geldiniz dersime. Umarım iyisinizdir, sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Kıymetli dostlarım, 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ünite konu anlatımlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü üniteye giriş yapmıştık. Tanzimat döneminde şiir konusunu kodlamalarıyla birlikte akılda kalıcı bir şekilde ele almıştık. Şimdi servet Fünün döneminin şiirini, temsilcilerini kodlamalarıyla birlikte yine akılda kalıcı bir şekilde ele alıp öğreneceğiz. Bu konu anlatımının ücretsiz PDF dosyası hemen bu videonun açıklamalar kısmında yine mevcuttur. Bilgisayarınıza tabletinize indirerek gerekli tekrarlarınızı PDF notları üzerinden de yapabilirsiniz. Haydi dilerseniz hemen başlayalım. Servet-i Finun döneminde şiir. Şimdi Servet-i Finun'u bir hatırlayalım. İstipat döneminde yani o baskıcı rejimin yaşandığı yıllarda Servet-i Fünun dergisi çevresinde toplanan sanatçıların Batı edebiyatı yolunda meydana getirdikleri bir edebiyat anlayışıdır Servet-i Fünun. Peki Servet-i Fünun ne demektir? Fen bilimlerinin hazinesi. Diğer bir adı edebiyatı ı Cedide. O ne demektir? Yeni edebiyat. Hadi yeni edebiyatı anladık hocam. Fen bilimlerinin hazinesi ne alakaydı? Şu alakaydı. Bu dergi Recaizade Mahmut Ekrem'in mektebi mülkiyeden öğrencisi olan Ahmet İhsan Tokgöz tarafından zaten çıkarılan bir fen dergisiydi. Sonra Recaizade'nin öğrencisi, diğer öğrencisi Tevfik Fikret bu derginin müdürlüğüne getirilince, bölüm şefliğine getirilince dergi bir edebiyat dergisine dönüştü. O dönem Teyfi Fikret gibi gençler Recaizade ve Muallim Naci arasındaki tartışmalara da yakından şahit. Recaizade Mahmut Ekrem hem giyimi kuşamı işte karizmatik o dönemin Kıvanç Tatlıtuğ gibi bir adam. Hem batılı hem anlayışlı hem modern bir adam. Muallim Naci, biraz daha gelenekçi bir tip giyimi kuşamı falan biraz daha geleneksel. Haliyle o dönemin gençleri Tevfik Fikret'in bu dergiye geçtiğini duyunca onlar da Teyf peşinden servet Fünun geçiyorlar ve böylece servet Fünun edebiyatı da meydana gelmiş oluyor. Yani diyebiliriz ki Servet Fünun edebiyatının oluşmasında bir önceki dönem Tanzimat döneminin ünlü sanatçıları Recaizade Mahmut Ekrem ve Muallim Naci'nin kendi aralarında yaptığı tartışma zemin hazırlamıştır doğru olur. Servet Fünuncular şiirin konusunu iyice genişletmişler. Aşk, doğa, karamsarlık, doğaya yönelme gibi temaları sıklıkla işlemişler. Bunların içerisinde Tevfik Fikret birçok konuda olduğu gibi bu konuda da sosyal konulu şiirler yazarak bir istisna yaratmıştır. Hemen hemen tüm Servet Fünun şairleri aruz ölçüsünü kullanmış, hece ölçüsüne değer vermemiş, küçümsemiştir. Yine Tevfik Fikret hariç Keyfik Fikret özellikle çocuklar için yazdığı eserlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır. Bu dönemin şiirinde görülen diğer bir özellik aruz ölçüsü Türkçe'ye başarılı bir şekilde uygulanıyor. Yani aruzla Türkçe arasında artık hiç kavga kalmamış diyebiliriz. Zira 13. yüzyılda bizim edebiyatımıza girmiş bir ölçüydü bu. 13. yüzyıl, 14. yüzyıl Türk şairleri zorlanıyordu aruz ölçüsünü kullanmakta. Çünkü Türkçenin dil yapısı aruz ölçüsüyle hiç uyuşacak bir dil yapısı değildi. Ama Servet Fünun döneminde aruz ölçüsü Türkçe'ye başarılı bir şekilde uygulanmış. Hatta bu ölçüye canlılık getirilmiştir dostlarım. Mesela ne yapmışlar? Aruz'un değişik kalıplarını bir şiirde kullanmışlar. Eskiden divan şiirinde olsun, tanzimat şiirinde olsun mefailun 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 kalıbı varsa şiirin tamamında bu kalıp kullanılıyordu. Ama artık şiirin farklı mısralarında farklı kalıplar, konuya göre kalıp seçme, konuya uygun kalıp belirleme gibi böyle aruz ölçüsüne canlılık getiren hamleler var. Şiirde anlamı dizeden dizeye taşıyorlar yani bir dizede bitmiyor bir konu diğer dizede devam ediyor buna biz bütün güzelliği de diyoruz şiiri düz yazıya yaklaştırıyorlar yani böyle şiirin üstten ve alttan sıkıştırdıklarını düşünün. Şiir yanlara doğru açılıyor. Yanlara doğru açılınca ve görüntü olarak da düz yazıya benziyor. Şiirlerde ah, of, ey gibi ünlemlere sıklıkla rastlanıyor dostlarım. Divan şiiri nazım biçimlerini tamamen bırakıyorlar. Zaten bir önceki dönem tanzimat döneminde Abdülhakamit Tarhan divan şiirine dair ne varsa her şeyi yerle bir etmişti. E bunlar da artık divan şiiri nazım biçimini pek kullanmıyorlar. Müstezat denilen nazım biçimini serbestleştirip kendilerine uygun bir hale getiriyorlar. Batı şiirinden aldıkları Sone, Terzarima gibi bazı nazım biçimlerini sıklıkla kullanıyorlar. Şiirde kompozisyon bütünlüğüne önem veriyorlar ki bunu zaten tanzimatçılardan öğrenmişlerdi. Divan şiirindeki o göz için kafiye anlayışı bırakılıyor artık kafiyenin kulak içinde olabileceğini zaten hocaları Recaizade Mahmut Ekrem onlara öğretmişti. Dil çok ağır ve sanatlı. Yani Servet Fünuncuların zaten en çok eleştirilen yanı da budur. Dildir. İşte Ahmet Tat Efendi mesela. Dekadanlar diye yüklenir onlara. Eşek yavruları der. Fransız sembolist şairlerine takılan bir lakaptır bu. Ahmet Tat Efendi bu Servet Firuncuların dili kullanmadaki yaklaşımlarını o Fransız sembolist şairlere benzettiği için onlara dekadan lakabını da tak, takmıştır. Sesim çıkmadı niyeyse. <laughs> Fransızcadan alınan bazı tamlamalar, yeni yeni kelimeler vesaire şiir dilini iyice kapalı hale getirmiş. Edebiyatımızda şiir alanında mensur şiir örnekleri de ilk defa bu dönemde Halis Ziya tarafından verilmiş mezardan sesler bu türün ilk örneğidir. Peki hocam şiirde hangi akımlar etkili? Parnasizm ve sembolizm akımları etkili olmuştur. Peki sanatçılarımız kimler? Şimdi epeyce sanatçımız var. Süleyman Nazif var, Halis Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, İsmail Safa, Hüseyin Cahit Yalçın, Ali Ekrem Bolayır, Tevfik Fikret, Canap Şahabettin gibi. Ama biz tabii ki şairleri ele alacağız. Mesela Halis Ziya'yı falan almayacağız. Bunlar roman ve hikaye ünitelerinde değerlendireceğimiz isimlerdir. En önemli iki şairimiz Tevfik Fikret ve Canap Şahabettin'dir. Bunları kodlamalarıyla birlikte size anlatacağım dostlarım. Şimdi Tevfik Fikret. Servet-i Fünun edebiyatının kurucusu ve şiir alanındaki en büyük temsilcisidir. Sanat yaşamını iki döneme ayırıyoruz dostlarım. Birinci dönem Servet-i Fünun dönemidir. Gençlik yıllarının olduğu dönem. Bu dönemde Servet-i Fünun şairi olarak gençlik heyecanlarının peşinde ağır dil, bireysel konular, sanatını sanat için icra etme vesaire. Sonra Edebiyat ve Hukuk adlı bir makale yayınlanıyordu Servet Fünun dergisinde. Ve bu dergi de, bu makaleden sonra dergi kapanma tehlikesi geçirirken dergiden kopmalar başlıyordu. Tevfik Fikret bu dergiden kopmaları görünce bunların hepsine küsüp tamamen kendi içine dönüp Servet-i Fünun'dan sonra 1901-1915 arasında bambaşka bir Teyif Fikret ortaya çıkarıyordu. Yani toplumsal konulara yöneldiği, Hürriyet, vatan gibi konuları işlediği, toplum için sanat anlayışıyla hareket ettiği bambaşka bir tevfikret görüyoruz. Peki neler yaptı bizim Tevfik Baba? Bir kere beyit bütünlüğünü kırdı. Nazmı nesre yaklaştırdı. Yani görüntü olarak şiirleri düz yazıya çok benziyor. Aruz ölçüsünü konuşma Türkçesine en iyi uygulayan iki isimden biri oldu. Diğeri Mehmet Akif Ersoy. Hece ölçüsünü sadece çocuklar için yazdığı şiirlerde kullandı. Serbest müstezat nazım biçimini geliştirdi. Fransız şiirinden alınan Sone'yi ilk kullanan şairlerden oldu. Şiirlerinde biçime çok önem verdi ve Parnasizm akımından etkilendi kendisi. Evet, manzum hikaye türünde dediğim gibi Mehmet Akif Ersoy'la birlikte İlk iki sıradadır bu. Balıkçılar, Nesrin, Ramazan Sadakası, Hasta Çocuk en önemli eserleri. Şiirlerinde karamsarlık hakim. Şiirlerinde yabancı sözcük ve tamlamalara özellikle ilk dönemde çok yer vermiş. Divan edebiyatıyla bütün bağlarını koparmış. Fransız edebiyatını örnek almış. Şiirin konusu hocası Recaizade'den öğrendiği şekilde genişletmiş. Ne öğrenmişti ondan? Güzel olan her şey şiire konu olabilir. Yine Recaizade ile başlayan karpostal altına şiir yazma modasını sürdürmüş. Hem başkalarının hem de kendisinin yaptığı resimlerin altına şiirler yazmış. Avengi şuhur bu anlamda çok önemli. Portre şiir yazma tarzını geliştirmiş. Avengi tasvir adlı şiirinde 12 sanatçımızın tasvir ve tahlilini yapmıştır. Siz çok meşhurdur Burada İstanbul'a yüklenir de yüklenir. Aslında yüklendiği İstanbul değil, İstanbul yönetimidir de. İstanbul'a azalmayacak şeyler söyler. Ama sonra Rücu şiiriyle de bir özür diler, bir gönül almaya çalışır. Tarihi Kadim burada din ve tarih kurumunu eleştirir. Mehmet Akif Ersoy'la tartışır. 95'e Doğru adlı şiirinde İttihat ve meclis meclisi mebusanı kapatmasına isyan eder. Ferda da gençlere seslenir. Balıkçılar adlı şiiri yoksulluğu anlatan manzum bir hikayedir. Hanı yağma yiyin efendiler yiyin bu işte açan sofra sizin tıksırıncaya çatlayıncaya patlayıncaya kadar yiyin. Bir kahve molası videom vardı bu şiirle ilgili izlemenizi tavsiye ederim. Promete, millet şarkısı diğer önemli şiirleridir. Gençlere yönelik öğretici şiirleri de vardır. Kulak için kafi anlayışını zaten hocası Recaizade Mahmut Ekrem'den öğrenmişti. Bunu olduğu gibi devam ettirmektedir. Peki, <laughs> affedersiniz eserlerine bakalım. Rubab-ı Şikesle, diğer adı Kırıksaz. Burada işte o ilk dönem o gençlik işte Servet-i Finun tarzında yazdığı şiirler var. Rubab'ın cevabı Servet-i tarzındaki şiirler burada yer alıyor yine. Haluk'un defteri işte burada olay değişiyor. Oğludur Haluk. Yurt dışına gidiyor, papaz oluyor orada. Yani adam bayağı bir kahrından ölse yeridir. Sosyal, ahlaki, milli duyguları içeren didaktik bir eserdir. Burada Tevfik'le değişik bir Haluk yaratır. Yani Türk gençliğine örnek olsun diye böyle modern, batılı, işte her şeye pozitif bilimlerle yaklaşan bir Haluk yaratır. Buna karşılık Mehmet Akif Ersoy da Asım diye bir karakter yaratır. Şermin, Hece ölçüsüyle yazdığı çocuklar için yazdığı eseridir. Tarihi, kadim edebiyat bilgileri barındıran bir ders kitabıdır. E haydi bir kodlama verelim Tevfik Fikret'le ilgili. Şimdi Tevfik Fikret tarih dersinde Şermin'in söylediklerini Haluk'un defterine yazar. Haluk'un cevabı ise kırık saz ile gelir. Dur ahbap şimdi konuşmayı kes. Şimdi rubabı şikeste buradan hatırlanabilir. Şermin buradan hatırlanabilir. Tarihi kadim, Halukun defteri, rubabın cevabı, kırık saz işte rubabı şikestenin diğer adı buradan hatırlanabilir. Bu kodlamayla tevfik eserlerini kolaylıkla ezberleyebilirsiniz. Peki gelelim Cenab Şahabettin. İkinci önemli şairimiz dostlar Tevfikret'ten sonra hem şiir hem düz yazı alanında çok güzel eserler veriyor ama asıl önemli yanı tabii ki şairliğidir. Şiirlerinde müzikaliteye çok önem verir. Bu bakımdan aruz ölçüsüne çok değer verir. Hece ölçüsünü yetersiz bulur. Parmak hesabı diyerek alay eder. Zaten bizim edebiyatımızda hece ölçüsüyle alay eden iki tane artist var. Onlardan biri bu Cenap Şahabettin. Diğeri de Ahmet Haşim. O da köylü vezin diyerek alay eder. Siz kendinizle alay edin. Şiirde ahenk unsurlarına önem vermiştir. Biçim güzelliğini önemsemiştir ama bu arada çok zeki bir adamdır Cenab-ı Şahabettin. Bu tilaki sözlerini okuyun ne demek istediğimi anlarsınız. Şiirlerindeki başlıca temalar aşk ve tabiattır. Servet-i sanatçıları içerisinde tabiatı en çok işleyen şair kendisidir. Ona göre sanat sanat içindir hatta sanat güzellik içindir. Şiirlerinde sosyal konulara hiç değinmemiş sadece kişisel konuları işlemiştir. Şimdi sosyal konulara hiç değinmiyor ama Kuvayi Milliye'yi eleştirmeyi biliyor. Bu sebeple de zaten öğrencileri onu protesto ediyorlar. Okulu terk etmek zorunda kalıyor. Tablo şiir yazmıştır. Ona göre şiir sözcüklerle yapılmış bir resimdir. Şiirlerinde çok zengin bir rizim vardır. Sembolleri sıkça kullanır. Edebiyatımızda sembolizmi edebiyatımıza taşıyan kişidir. Kendisi tıp eğitimi için Fransa'ya gidiyor. O sırada Fransa'da sembolizm popüler etkilenip bizim topraklara getiriyor. Dolayısıyla Türk Edebiyatı'na sembolizmi ilk uygulayan sanatçıdır. En önemli sanatçı kimdir diye sunulursa tabii ki Ahmet Haşim. Ama ilk, ilk derse Cenab-ı alıyoruz. Dikkat unutmayalım. Şiirlerinde böyle nüktedir, söz oyunlarıdır, zeka gösterişleridir. Zaten çok zeki bir adam. Hiç duyulmamış mecazlar, imgeler, teşbihler, istihareler çokça var. Ağır bir dil var. Çok ağır bir dil var. Arapça, Farsça, Fransızcadan kimi yabancı kelimeler falan rahatlıkla kullanıyor. Şiirleri, dil bilgisi kurallarını hiçe sayan tamlama ve sıfatlarla dolu. 1908'den sonra yeni lisancılarla da kavga ediyor. Bak. Şimdi Servet-i şöyle bir özelliği var. Birçoğu dilde hatalı olduklarının farkındalar. Yani biz çok ağır ve sanatlı yazıyoruz diye kabul ediyorlar. Birçoğu da bizzat kendileri masa başına oturup eserlerini kendileri sadeleştiriyorlar. Ama bu artist hiç asla yani bundan kıl aldırmıyor adam. Yani hatta yeni lisancılarla bunun kavgasını yapıyor. Yani ağır o Osmanlıca, Fransızca, Arapça ile dolu o ağır dili yeni lisancılara karşı da ciddi bir şekilde savunuyor. Biraz artist böyle millete biraz tepeden bakan bir yaklaşım var. Serbest müstezat nazım biçimini geliştiriyor. Başarıyla kullanıyor. Şiirlerinde sone nazım biçimini kullanır. Elhan-ı Şita en ünlü şiiridir. Burada kış mevsimini anlatır. Türk edebiyatında doğayı anlatan en önemli şairlerden birisi olur bu şiirle birlikte. Kış manzaralarından, kar yağışının bıraktığı izlenimlerden söz etmiştir. Yakazatı Leyliye, gece uyanıklıkları demektir. Diğer önemli şiiri Cenab-ı aynı zamanda düz yazı ustasıdır ama düz yazılarında tıpkı Ahmet Haşim gibi, Ahmet Haşim de öyle. Düz yazılarında dili oldukça sade ve yine o parlak zekasını bu düz yazılarında bize gösteriyor. Şiirlerini tamat başlığı altında toplamış özdeyişleri tiryaki sözlerinde toplamış özdeyiş türündeki ilk eserdir bu edebiyatımızda. Gezi yazısı var. Hac yolunda Avrupa mektupları, Suriye mektupları, Afa Kırak, makale deneme sohbet yani öğretici metin türünde Evrak Eyyam, Nesri Harp, Nesri Sul, tiyatrosu var. Körebe, Yalan, Küçük Beyler, inceleme türünde Shakespeare, Kadı Burhan Littin gibi eserleri vardır. E hadi kodlamamız gelsin. Şimdi kıymetli dostlarım bu Cenab-ı Şahabettin biraz ayıp ediyordu değil mi? Topluma karşı ne bileyim hece ölçüsüne halk kültürüne karşı biraz ayıp ediyordu. Cenab-ı Şahabettin ayıp ettin Şahabettin diyelim. Niye ayıp ettin? Ta matematik dersinden beri arkadaşlarını küçük beyler diye aşağıladın. Zaten böyle bir tarzı var adamın. Onların sorunlarıyla ilgilenmedin. Bence senin aklını Tiryaki amcanın sözleri Avrupa'dan gönderdiği mektuplarla bulandırdı. Oysa haç yolunda tövbe etmemiş miydi? Demek ki kendisine bile yalan söylemiş. Körebe gibi seninle oynamış. Bence bu adam Avrupa'da bile değil. Olsa olsa Suriye'de ya da Irak'tadır. Gel aramızda bir sulh yapalım ve bu harbi bitirelim. Yoksa bu nesli tüketeceğiz diyerek bu kodlamayla eserlerini kolaylıkla aklımızda tutabilirsin. Peki gelelim Süleyman Nazif. Şimdi bu adam Tanzimat'ta Namık Kemal için size ne anlattıysam bu adam da Servet-i Finu'nun Namık Kemal'idir. Tamam mı? Vatan şairi. Gür sesli vatan şairi. Bu da o dönemin vatan şairi. Servet-i Finu'nun toplumuna katıldıktan sonra bireysel konuları işliyor. Daha sonra toplum için sanat anlayışını benimsiyor. İtilaf devletleri İstanbul'a çıkarma yapınca o meşhur yazısı Kara Bir Gün adlı yazısını yayınlıyor. Kurşuna dizilecekken son anda kurtarılıyor ve Malta'ya sürgüne gönderiliyor. Davus Sıla şiirinde milli duyguları ve ızdırapları anlatıyor. Sürgündeyken yazdığı vatan konulu şiirleriyle ünleniyor. Şiirlerinde Namık Kemal'i örnek almıştır. Eserlerinde vatan, millet, hürriyet konularını cesurca işlemiştir kendisi. Eserlerine baktığımızda gizli figanlar firakı ırak, nesir şiir karışık, batarya ile ateş, malta geceleri. Makale türünde çal çoban çal, malumu ilam, tarihin yılan hikayesi, monografi türünde namı Kemal, Mehmet Akif, Fuzuli gibi. E hocam hadi bir de kodlama ver. Bak şimdi. Süleyman Nazife ile Süleyman Nazif, Süleyman Nazife ile Malta gecelerinde gizli gizli figenlerde buluşur. Figenler, gizli figanlar. Tamam. Oysa Süleyman batarya ile ateş arasında kalmıştır. Gönlünü Irak'taki bir güzele kaptırmıştır. Tarihin yılan hikayesine dönse de bu durum Süleyman içinden çal çoban çal türküsünü söyleyerek ya da Namık Kemal Mehmet Akif Fuzuli'den şiirler okuyarak kendini rahatlatır diyerek eserlerini bu güzel hikayeyle daha kolay bir şekilde ezberleyebilirsiniz. Evet Diğer şairleri şöyle yüzeysel vereceğim size. Çünkü çok önemli değillerdir. Mesela Celal Sahir Erozan var. Beyaz Gölgeler, Buhran, Siyah Kitap, İstanbul için Mebus Namzetlerim, Kardeş Sesi, Müntehabat Çocuk Şiirleri, Hüseyin Siret Özsever, Babozumu Yeni Tarzda Yönelik Şiirleri burada yer alıyor. Leyali Girizan, Kaçan Geceler, Servet Fünün Dönemi Şiirleri, Kargalar, Manzum Yergiler Yaralıyor, Kıvılcımlı Kül gibi eserleri mevcuttur. Ali Ekrem Bolayır, Kaside-i Askeriye, Namık Kemal'in Hürriyet kastesinden Naziridir kırmızı fesler hiciv türündedir. Ruhu kemal, zılalı itham, çocuk şiirleri, ordunun defteri, nazım nesir karışık milli şiirler var burada. Şiir demeti, vicdan alevleri, tairi ilahi gibi eseri mevcut ki bu zaten basıma girmedi dostlarım. Hüseyin Suat Yalçın, löne Meal, Melal Yuvası demektir. Gave destanı. Oyun türünde eserleri var mesela. Kirli çamaşırlar, çürük temel, kayseri gülleri, ahirette bir gül gibi eserleri mevcuttur. Evet kıymetli dostlarım teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Sağ olun, var olun. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.